Havanın çok soğuk olduğu bir gün, ormanlar, kırlar hala kalın bir kar tabakası altındaymış. Ama artık giderek ısınan güneş, karların altındaki minik çimenlerin kıpırdanmalarına neden oluyormuş. Derin uykularından uyanan narin çimenler, minik bedenlerini harekete geçirmeye çalışıyorlarmış. Şşt, uyuyor musun daha? demiş çimenciklerden biri yanındaki arkadaşına. Evet, hala uyuyormuş o. Yalnızca o değil, karların altında kış uykusunda yatan öteki çimenlerin hepsi hala derin bir sessizlik içindeymiş. Ama erken uyanan minik çimenin seslenmesiyle yanındaki çimencik de uyanmış. Tam da güzel bir rüya görüyormuş o esnada. Rüyasında sıcak güneşin altında gökyüzüne doğru uzanıyormuş. Sabah serinliğinin minik bedeni üzerinde bıraktığı su damlacıklarının tadını çıkarıyormuş. Bu yüzden de uyandığında bir gülümsemeyle çevresine bakınmış. ''Niye gülümsüyorsun?'' diye sormuş komşusu. ''Rüzgar bizi çağırıyor, öyle değil mi?'' ''Ne rüzgarı?'' demiş öteki. ''Henüz ılık bahar rüzgarı falan yok ortada. Hepimiz karların altındayız.'' ''Karların altında mıyız?'' diye şaşırmış uykudan uyanan çimencik. ''Bense bahar çoktan geldi sandım. Of ne zaman kalkacak üzerimizden bu kar tabakası?'' Bitmek tükenmez kışı düşününce yeniden kederlenmiş. Yattığı yerde birazcık dönmeye çalışmış. Uyuyalım bari. Madem daha kış sürüyor, yeniden uyumayı deneyelim. Belki yine rüya görürüz. Hayır hayır, uyumayalım demiş arkadaşı. Ben çoktan uyandım. Bence dışarısı artık iyice ısındı. Hadi gel yukarıya çıkalım. Karların üzerinde ne var birlikte bakalım. Deli misin sen? Nasıl çıkarız karların üzerine? İstesek de yapamayız. Biz minik çimenleriz. Karların arasından yukarı çıkmaya gücümüz yetmez. Çimenciğin bu yakınmaları işe yaramamış. Arkadaşı kararlıymış. Evet, gerçekten çıkamayız. Dediğin doğru. Ama bunun da bir çaresi olmalı. Onu bulmalıyız. Madem kışın bitmesini diliyoruz, madem yukarıda artık havanın ısınıp ısınmadığını merak ediyoruz, o zaman biz yapamasak bile bunu yapacak birilerini bulmalıyız. Ama nasıl? Arkadaşı bir süre cevap vermemiş. Sonra birden "Buldum!" diye bağırmış. Zaten kısacık olan bedenini toprağa doğru iyice yatırmaya çalışmış. Elinden gelse boylu boyunca toprağa uzanacakmış. "Onları uyandıracağım. Toprağın altında baharı bekleyen ama bir türlü uyanamayan arkadaşlarımıza haber vereceğim." "Sen küçücüksün. Onları nasıl uyandıracaksın?" diye sormuş kuşkucu minik çimen. Ama arkadaşının onun sözlerine kulak asmadığı belliymiş. Olsun hiç olmazsa denerim. Bunu söyledikten sonra da minik gövdesiyle toprağa vurmaya başlamış. Durmadan, ara vermeden pıt 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 vurmuş yere. Gerçekten çok ses çıkmıyormuş bu vuruşlardan. Ama kalın kar tabakasının yarattığı derin sessizlikte en küçük kıpırtılar bile yankılanarak uzaklara ulaşabiliyorlarmış. Biraz sonra toprağın altından sesler duyulmaya başlamış. Bu sesler minik çimenin azmini daha da güçlendirmiş. Daha kararlı bir şekilde vuruyormuş toprağa. Hatta artık tıklamanın da ötesinde ağzını toprağa yakınlaştırıp seslenmeye de başlamış. Günaydın! Artık uyanın. Toprağın hemen altında filizlerin arasında uyuyan kardelen yavaşça gözlerini açıp kıpırdanmış. Neler oluyor? Kim vuruyor toprağa? Ben minik çimenim dostum, uyan artık. Minik çimen mi? Sen uyandın mı? Elbette dostum, uyan artık. Uyku zamanı çoktan geçti. Sen uyandıysan, ben çok bile uyumuşum demektir demiş kardelen ve minik başını toprağın üzerine doğru uzatmaya başlamış. Zaten başını kaldırır kaldırmaz sabırsızlıkla kendini bekleyen minik çimenlerle karşılaşmış, özlemle kucaklaşmışlar. Nemli topraktan başını çıkarması kolaymış ama üzerlerini kalın bir yorgan gibi kaplayan kar tabakasını nasıl delip yeryüzüne çıkacağını düşünmeye başlamış. Biliyorum sen cesur bir kardelensin demiş minik çimen. Bizlerin artık uyanan tüm bitkilerin de tek umudusun. Bunu başarabilirsin. Yapacağın tek şey yılmadan gökyüzüne doğru yükselmek. Bu kar tabakasının artık çok kalın olduğunu sanmıyorum. Yukarıdaki güneşi hissedebiliyorum. Artık bizim zamanımız geliyor. Bahar geliyor. İnan bana. Çıkıp bakman gerek. Bahar güneşinin gökyüzündeki yerini alıp almadığını öğrenmemiz gerek.'' Bunu da bir tek sen yapabilirsin. Kardelen fazla nazlanmamış. Derin bir nefes almış ve küçük vücudunu yukarıya doğru yükseltmeye başlamış. Gerçekten de hiç zor olmamış. Kısa bir süre sonra kardelen birden başının kar tabakasının üzerine çıktığını fark etmiş. Yaşasın! Ne kadar da güneşli burası diye seslenmiş çimenciklere. Gökyüzü ne kadar da mavi, her şey ne kadar güzel. Kardelenin sevinç çığlıklarını duyan yalnızca küçük çimencikler değilmiş. Gökyüzünde bahar sıcağını çevresine yaymaya çalışan güneş de duymuş onu. Bu sevinç çığlıkları artık kışın bittiğini, yeşil bitkilerin renk renk çiçeklerin boy vereceği günlerin geldiğini de müjdeliyormuş. Güneş sesini duyduğu beyaz çiçekli minik kardelene gülümsemiş. Güneş gülümseyince havada ısınır. Öyle değil mi? İşte kardelenin çevresindeki karlar bu yüzden hızla erimeye başlamış. Kısa bir süre sonra erken uyanan iki küçük çimen kendilerini güneşin altında buluvermişler. Gökyüzündeki güneş onlara da gülümsüyormuş. Kardelen de bembeyaz çiçeğiyle güneşi selamlıyormuş. Herkesin özlemle beklediği bahar işte böyle gelmiş.